Selim, sen git artık. Bütün gece harap ettin kendini. Ben beklerim. Gitsem de bir şey fark etmeyecek. Aklım burada kalacak. Olsun. Git dinlen biraz. Herhangi bir gelişme olursa ben arayıp haber veririm sana. Ahmet, Beyce Hanım bize neden gelmişti? Benimle konuşmak istediği bir konu varmış. Ahmet Bey. Hastamızın durumu şu an stabil. Kalp ritmi normale döndü. Akciğer fonksiyonları da düzeldi. Hayat fonksiyonlarını etkilememiş beyne giden pıhtı. Yalnız motor fonksiyonlarında sorun var. Nasıl yani? Kendisine geldiğinde daha net anlayacağız. Ama her şey hazırlıklı olmanız lazım. Bundan sonra eskisi gibi olamayabilir. Konuşmaları, hareketleri. Yani bekleyip göreceğiz ama bundan sonra ayağa kalkamayabilir. Günaydın. Nerede, kalktı mı? Babam gitti Zeynep. Nereye gitti, nasıl gitti? Bayağı gitti işte yani. Kalkmış, toplamış eşyalarını, temelli gitti. Benim yüzümden. Niye senin yüzünden olsun anneciğim? Benim yüzümden işte. Özür dilerim anne, ben... Böyle olsun istemedim hiç. Benim yüzümden aranız bozuldu. Zeynep, niye özür diliyorsun? Ya sen zaten en başında haklıydın. Sen bana söylemedin mi? Seni bunca yıl sahiplenmemiş, bırakmış, gitmiş. Sen niye bu kadar iyi davranıyorsun anne dedin. Ben ne yaptım? Babamdır dedim. Kendi kafama gittim işte. Böyle oldu. Evet ama... Aması maması yok. Yani. Ya hiç değişmemiş adam. Hiç değişmemiş. Yani bunca yıldır hiç değişmemiş. Hem... Ben senin üzülmene izin vermeyeceğim. Ya benim yaşadıklarımı yaşamana izin vermeyeceğim. Tamam mı? İstemiyorum ben senin üzülmeni. Hadi sen üzme kendini. Efendim canım. Hey, evde misin? Evdeyim. İşte kahvaltı falan yapacağız. Sen neredesin, ne yapıyorsun? Hiç, ben de şey... Şimdi Barışlar'dayım. Barışlar'da mı? Bir dakika, bir şey yok değil mi? Bir tuhaf geliyor sesin. Yok. Benle ilgili bir şey yok. Şey... Beyce anneyle ilgili. Ne oldu Beyce teyze? Beyce Hanım, duymuyor beni. Belli ki ilaç vermişler. İlaçların etkisinde şu anda. Beyce Hanım, duyuyor musunuz beni? Pardon, sizi dışarı almam gerekecek lütfen. Ne hemen oldu? Hemen doktor çağıracağım. Lütfen sizi dışarı alayım, buyurun. Lütfen, hemen doktor çağıracağım. Durumu nasıl? Merak edilecek bir şey yok şu an için. Tansiyonu normale döndü. Şimdi uyuyor. Yalnız hiç yormayacağız hastamızı. Durumu çok hassas. Hiç umut yok mu peki? Şu an için bir şey söylemem çok zor. Bazı hastalar bu durumlarda çabuk toparlıyor. Tamamıyla vücut direnciyle alakalı bir durum. Şu an beynin ne kadar hasar aldığını bilmiyoruz. Yapılacak başka bir şey yok mu peki? Başka bir hastaneye götürsek, tedaviye orada devam edilse? Elimizden geleni yapıyoruz Sayın Hanım. İçiniz rahat olsun. Başka bir hastaneye de götürseniz hiçbir şey değişmeyecek. Söylemesi kolay tabii. Nasıl söyleyeceğiz şimdi Barış'a, ne diyeceğiz?
Alo. Ne oldu? Var mı bir haber? Ha? Yok, yalnızım. Nasıl bir daha yürüyemeyecek? Konuşamayacak mı? Tamam da baba, yani doktorla konuştunuz mu? Tamam. Tamam, konuşuruz. Ya Barış. Ya, bak yani daha kesin değil, tamam mı? Biraz önce doktoruyla konuştum. Elimizden geleni yapıyoruz dedi. Anneciğim. Ben geldim. Anneanne. Ben geldim. Senin dediği umurumda değil. Ben iyileştireceğim seni. Söz veriyorum. Beni yalnız bırakma, olur mu? Ben seni hiç yalnız bırakmam çünkü. Buradan beraber çıkacağız o yüzden. Şimdilik böyle. Ne oldu? Bir şey söyle. Üzülme de. Beni biliyorsan ne olur elimi sık. Göz kır beni biliyorsan. Anneanne ne olur. Ben seni yalnız bırakmadım. Sen de beni yalnız bırak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.